die! Why, you son of a bitch! What? Why? Merhabalar. Öncelikle bu ilk incelememi izlediğiniz için teşekkürler. Oyunumuzun adı Binary Domain. Oyunu 4 ana başlık altında inceleyeceğiz. XXI. yüzyıl çok iyi başlamamıştır ve sonlarına doğru işler iyice çığırından çıkmış, yükselen su seviyeleri ve doğal afetler yüzünden pek çok şehir yok olmuştur. Bunun sonucunda henüz suyun altında kalmayan bölgelerde yeniden yapılanmalar başlamıştır. Bu noktada azalan iş gücü yerine bir şeyler koyabilmek için büyük miktarlarda robot üretimi yapılmış ve yapay zeka teknolojisinde büyük adımlar atılmıştır. Fakat insansız robotların yapımı bütün ülkelerce reddedilmiştir. Yıl 2080'i gösterdiğinde Hollow Child denen insansız görünümlü ve insan olduğunu düşünmek üzere programlanan bir robot, dünyanın en büyük robot üreticisi Bergen şirketinin binasına bir intihar saldırısı düzenler. Bergen'e göre bu teknolojiye kendisinden başka sahip olan tek şirket Japonya'da faaliyet gösteren Amada şirketidir. Bu olayın üzerine farklı ülkelerin askerlerinden oluşan bir ekip Japonya'ya gönderilir. Biz bu timin Amerikalı üyesi Dan rolündeyiz. Dr. Yoji Amada. Recognized genius in the field of AI and founder of Amada. Japan's largest robotics corporation. Oh man, would you look at them all? That was fake! Oyunumuz içine ufak rol yapma öğelerisi yapıştırılmış bir siper alma tabanlı üçüncü şahıs aksiyon oyunu. Gears of War ya da bu türde başka bir oyun oynadıysanız kontrollere alışmanız oldukça kısa sürecektir. Bahsettiğim rol yapma öğeleri ise oyunun oldukça ufak bir kısmı. Karakterinizin özelliklerini ya da silahlarını geliştirmek gibi. Fakat ufak duran bu öğelerden bir tanesi oynanışı oldukça değiştiriyor. Yapımcıların sonuç sistemi adını verdikleri bu öğe, oyun içinde takım arkadaşlarınıza verdiğiniz tepkiler, ortaya attıkları plana uymanız ya da uymamanız gibi durumlara göre onların güvenini kazanmanız ya da kaybetmeniz üzerine kurulu. Size güvenmeleri durumunda emirlerinizi düşünmeden uygularlarken, size güvenmemeleri durumunda ağır ateş altında yardım istediğinizde kendi işini kendin yap diyebiliyorlar. Ekip üyeleriyle aranızı nasıl tuttuğunuz oldukça önemli. Üstelik bu emirleri mikrofon yoluyla konuşarak da verebiliyoruz. Fakat algılama sistemi bazen ciddi bir şekilde saçmalayabiliyor. Oyun aynı zamanda Dead Space serisine aşina olduğumuz huzur kaybettirme sisteminin bir benzerini kullanıyor. Bu sistem sayesinde bir robotun bacaklarını yok etmeniz durumunda onu yavaşlatabiliyorsunuz. Veya kafasını yok ederek hedef alma yeteneğini bozup çevresindeki diğer robotlara saldırmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu sistemler dışında oyun dinamikleri alışık olduğumuz üçüncü şahıs aksiyon oyunlarıyla aynı. Alright, let's move it folks! This must be it. This is Dan. We're at the location. Copy that. Wait for us. We'll join you there. Oyunun grafikleri birkaç eksi dışında sınıfı geçiyor. Oyunun yapımcı firması aynı zamanda Yakuza serisinin firması olduğundan iki oyundaki karakter tasarımları oldukça benzer. Afet'in vurduğu yerler oldukça karanlık ve düzensizken yeni kurulan şehirler bir o kadar aydınlık ve düzenli. Aradaki karşıtlık oldukça iyi verilmiş. Fakat düşmanlarımızın tasarımları hakkında aynı şeyi söylemek zor. Oldukça sıradan, hatta klişe diyebileceğimiz tasarımlara sahipler. Evet, bölünen parçaları oldukça hoş görünüyor ama tek parça halleri pek etkileyici değil. Charlie, come in. Bunun dışında işler karıştığında kare oranları göze batacak kadar düşebiliyor ve bazı sahnelerde kamera size yardımcı olmamak için elinden geleni yapıyor. Bu eksiler dışında genel hatlarıyla başarılı bir grafik kalitesi var. Use the rocket launcher to destroy its armor! Hey,
some rockets here. Sure you run dry soon enough. No, they're human. And how in the hell can you tell that? How in the hell can't you? Karar noktasında oyunun oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce pek çok kez okuduğumuz ya da oynadığımız bir hikayeyi tekrar anlatsa da bunu oldukça başarılı bir şekilde yapıyor. Diyaloglar oldukça klişe ve B sınıfı filmlerden kaçmış gibi ama sizi eğlendiriyor. Sonuç sisteminin gerçekten bir şeyleri değiştiriyor olması oyunu istediğiniz tavırla bitirmenizi sağlıyor. Bunlar dışında bir aksiyon oyunundan beklediğiniz her şeyi eksiksiz yapıyor. Zevkli ve varyasyonlara açık çatışmalar sunuyor. Sonuç olarak oyun büyük bir hit değil belki ama bu türü seviyorsanız kesinlikle kaçırmamanız gereken bir yapım. Someone jumped onto it from the roof. Dan, you're the man for the job. You lure it over to the building. Just make sure you time your jump right. I see what you got, soldier boy. Stand by on the roof. Dan, good job, man. Hang on tight.